Evet. Şimdi arkadaşlar bugün konuşacağımız konu özgeçmiş metni hazırlama, ondan sonra research of interest dediğimiz araştırmaya ilgi hazırlama, davet mektubu nedir onu hazırlama, motivasyon mektubu nedir onu hazırlama. Bunların hepsini yazdığı kitap bu arkadaşlar. Uluslararası Akademik İletişim ve Yurt Dışı İmkanları. Bu kitabı geçen sene yazdım ve akademisyen yayın evinde çıktı arkadaşlar. Bu kitabı şu an genelde öğrencilere hediye olarak veriyorum. Mesela işte sınavdan tam yapanlar veya işte quizden tam yapanlara. Elimde bir 10 tane falan daha var. Geçen kitabı yanlış gönderdikleri için böyle hediye olarak fazla verdiler bunu. Bu kitabı elimde bulunduruyorum. Sizlerin de edinmesini isterim. Bu kitabı edinenler geri dönüş olarak oldukça güçlü, olumlu şeyler yazdılar. Neden? Çünkü özellikle uluslararası kimlik kazanmak isteyen arkadaşlar için bu tam bir yol gösterici niteliğinde arkadaşlar. Yine e-posta yapısı var. Kitabı kısaca anlatayım, sonra direkt konuya geçeceğim. E-posta yapısı var. Yani yazışma. Sonra iletişime geçilecek araştırmacının belirlenme şekli. Yani mesela diyorsunuz ya Amerika'ya gitmek istiyorum. Yani neden Amerika mesela? Neden Almanya, Japonya, işte İngiltere değil? Onun belirlenme yöntemlerinden bahsediyor. Hocanın belirlenme yönteminden, konunun en iyisinin belirlenme yönteminden. Bir de mesela konuyu istiyorsunuzdur, değil mi? Mesela diyorsunuzdur ki ben kanda A parametresinin ölçülmesini istiyorum. Şimdi onun en iyisini nereden bulabiliriz? Onun anlatıldığı bir konu. Sonra researchgate.net diye bir web sayfası var. Buradaki herkes biliyordur muhtemelen. Bu web sayfası zaten benim hayatımı değiştiren bir web sayfası. Bütün işte Amerika'ya gidişim, yurt dışındaki hocalarla yazışmam, onlarla beraber makale proje yapmam hep bu sayfadaki hocalarla yazışma üzerinden. İlk üç konu iletişim yani. Dördüncü konu da bu sefer makaleyi okuyarak hipotez geliştirerek, sık sık söylüyorum bunu zaten nasıl yapmanız gerektiğini. YouTube'daki diğer videolarda da var bu. Asıl yer, şu an konuşacağımız yer özgeçmiş. Öneri mektubu, davet mektubu ve motivasyon mektubunu konuşmak. Yani konu beşi konuşacağız biz bugün arkadaşlar. Sonrasında da diğer konuları sırası geldiğinde konuşuruz. Konu beşe geçelim. 59. Yazalım 59. Bu arada sorusu olanlar chat kısmına yazabilir veya sorun var yazabilirse onlara da cevap veririz veya en son cevaplayalım. Şimdi konu 5'i hep beraber işleyelim arkadaşlar. Konu 5 bize neyi söylüyor? Özgeçmiş, öneri, davet, motivasyon mektupları nedir? İletişimdeki rolünü söyleyelim. Özgeçmiş mektubu adı üstünde sizin önceden yaptığınız işleri anlatan bir mektup. Hangi işleri? Özellikle akademik ve eğitim açısından yapılan işleri anlatacak. Ama hemen not alın. Eğer özgeçmişiniz boşsa, ki normal bu boş olması, hiçbir şey yapmamış olanlar olabilir. Oraya sosyal alanda yaptığınız işleri yazacaksınız. Eğer sosyal alanda da yaptığınız bir şey yoksa sadece eğitim durumunuzu yazarak ve hobilerinizi yazarak dahi olsa özgeçmişinizi hazırlamanız mümkün. Neden? İnsanlar genelde özgeçmişe ikincil olarak bakıyorlar. Yani 5 saniye bakıyor özgeçmişe. Neye bakacak? Seninle yapacağı mülakattaki senin motivasyonuna bakacak. Senin heyecanına bakacak. Hakkari Üniversitesi'nden mi, İstanbul Üniversitesi'nden mi? Amerika'daki adam bununla ilgilenmez. Neyle ilgilenir arkadaşlar? Senin motivasyonunla, senin sesindeki heyecanla, sesindeki o şiddetle, yoğunlukla ilgilenir. Bakarsan heyecanlısın, adam der ki Allah bulduk der hazineyi yani. O nedenle özgeçmişimizi biz her halükarda güzel hazırlayacağız. Ama içi boş olsa da moral bozmak yok. Ne var arkadaşlar? Moralli, motive bir şekilde işlere yürümek var. Öneri mektubu nedir? Öneri mektubu recommendation letter dediğimiz sizleri öneren mektuplar. Bunu yeri gelince tekrar konuşacağız ama hemen söylüyorum. Her hocadan öneri mektubu alınmaz arkadaşlar. Neden her hocadan öneri mektubu alınmaz? Çünkü hocalar eğer sizi tanımıyorsa hakkınızda şunu bile yazabilir. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla işte paspal. Mesela giyiminize bakarak yorum yapabilir. İşte bana gelirken konuşma şekli kabaydı gibi yorumlar yazabilir. Ne olması lazım? Gerçekten sizinle alakalı görüşü olan, gerçekten sizi önerebilecek hocalara rica etmeniz gerekiyor. Şu an Türk öğrencilerindeki en büyük problem, Türkiye'deki en büyük problem şu. Her önüne gelen hocadan, hocam bana öneri mektubu yazar mısınız? Ya bu mümkün değil arkadaşlar. Öneri mektubu nedir? Özellikle yurt dışında şöyle oluyor. Diyelim ki Amerika'daki laboratuvarda çalıştınız ve siz işte İngiltere'deki bir laboratuvara gitmek istiyorsunuz. O hocaya sorduğunuzda, Amerika'daki hocaya sorduğunuzda İngiltere'deki hocaya mail yazar. Veya İngiltere'deki hocayla görüşürken zaten Amerika'da çalıştığınıza dair yazacaksınız ya özgeçmişinizde. İngiltere'deki hoca ona mail yazar. Der ki, Dear Michael, Dear Dr. Michael Scott, Ahmet buraya başvuruyor der. Nasıl biri? O da gerçekten net bir şekilde eğer çalışkansanız çalışkan, eğer problemliyseniz problem, işe gidiyorsanız geç gidiyorsanız geç gelir işe, her şeyi söyler arkadaşlar. Neden? Çünkü o adam ona sorduğunda o her şeyi açıklıkla söylemek zorundadır. Yani bizdeki recommendation, öneri
dediğimiz şey liyakatin ta kendisi arkadaşlar. Biz burada nasıl öneriyoruz? Biz burada özellikle yani ülke için söylemiyorum. Asya toplumları için söylüyorum genelde. Sadece bizim ülkemizin durumu değil bu. Duygusal olduğumuz için bu. Yani bunun politikayla da alakası yok. Kim gelirse gelsin gidin herhangi bir belediyeye bakın. Genellikle akrabalar, işte sevdiğimiz arkadaşlar, kankalar. Yani bunun şeyle alakası yok. Parti düzeni düşünmeyin. Zaten bir üniversite öğrencisi veya bir akademisyen parti üstü düşünmeli arkadaşlar. Nedir bu? Ya işte benim halamın oğlu o gelsin. Halamın oğlu gelsin iyi hoş çocuk da yani onu neye göre öneriyorsun değil mi? İşte bu sıkıntılı durum. Ama yurt dışında işin iyi ilerlemesinin sebebi öneri mektubunun mükemmel olması arkadaşlar. Davet mektubu nedir? Siz eğer özellikle paranız varsa, özellikle proje yazmışsanız yurt dışındaki hocalar sizi davet eder. Ne için? Vize için arkadaşlar. Çünkü İngiltere'deki işte University College London sizi davet etmeli ki vizeyi kolay alabilirsiniz. Yoksa İngiltere vizesi için 2 yıl bekleyebilirsiniz. Motivasyon mektubu nedir? En zor yazılan şey. Rastgele yazdıkları için genelde motivasyonlar beğenilmez. Bir de rastgelenin yanı sıra gidip Google'dan şablon indiriyor, ona göre yazıyor. Bu da uygun değil arkadaşlar. Bugün sizlerle bu dördünü hemen konuşalım arkadaşlar. Özgeçmiş dosyası. Bir kere İngilizce yazacaksınız. Hemen şey ne derler dosya adına curriculum vitae ya da resume diyebilirsiniz veya CV işte değil mi bu? Bunu adını yazarak yanına virgül NS Accius virgül en son tarihi neyse onu yazmalısınız. Bir kere dosya adınız güzel disiplinli olacak. Yani yeni bir Word dosyası falan yazarsanız o uygun olmaz değil mi? Bir kere dosya adınızdan bile kalabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum olması gerekenler. Bir kere güncel bir fotoğrafınız kesinlikle olmalı. Güncel bir fotoğrafınız kesinlikle olmalı. Kısaca kimlik bilgileriniz, medeni durumunuz. Çünkü özellikle kadınlarda bunu problem ediyor. Uluslararası mecrada, ulusalda. Şimdi kadın özellikle evliyse veya işte bir çocuk bekliyorsa, çocuğu varsa ben bunu gördüm bizzat yani Amerika'da. Yani o zaman ona daha böyle ne derler cinsiyetçi yaklaşım var. Bunu istiyorlar. Zaten mülakatta sorarlar yani. Eğitim bilgilerini her türlü yazmalıyız. Hiçbir şey olmasa bile eğitim bilgilerimizi yazacağız. Çalışma bilgileri. Yani Türkiye'deki herhangi bir laboratuvarda girip paspas bile yapmış olsanız onu yazmanız lazım arkadaşlar. Çünkü o bile bir artı biliyor musunuz? Yani girip biyokimya laboratuvarına bardak yıkamak bile artı. O nedenle gidip laboratuvarlarda çalışın bir hafta, bir ay gidin bir gözükün diyorum ben sürekli. Araştırma alanı bilgileri, bir araştırma alanına ilgi duyuyorsanız onları yazabilirsiniz. Ondan sonra bildiğiniz metot, herhangi bir metot. Yani zaten şu an lisanslı öğrendiğiniz metotlar var küçük küçük. Onlar araştırmanın temelleri arkadaşlar. Oturup onları yazmanız lazım. Az sonra göstereceğim örneği. Akademik proje bilgileri ısrarla size proje yapın dememin sebebi ne biliyor musunuz? Bunu yazacak olmanız. Eğer siz bunu yazarsanız hoca sadece bakar yani artıya bakar şöyle hızlıca bakar CV'nize. Aa proje yapmış der. Aa projede çalışan olmuş. Hemen o projeden sorar. Ne yaptınız der. Bunu sormasının sebebi olumsuz sizi yıkmak için değil. Ulusal ve uluslararası ayıran şeylerden biri de bu. Ulusalda da çok iyi hocalarımız var da ben genel itibariyle konuşuyorum. Nedir? Sizi konuşturabilmek için, sizin bildiğiniz bir şeyden konuşabilmek için. Yayınlanmış akademik yazınız varsa hoca ondan sorar. Sen bu çalışmada ne yapmıştın der. Ne güzel bak makalede yer almışsın der. Aldığınız ödülleri yazmalısınız. Yani derste bir ödül bile olsa hani böyle derste en iyi sunum ödülü aldınız diyelim. Eğer belgeliyse bunu CV'nize eklemelisiniz. Belgesi yoksa bile eklemelisiniz. Özellikle resmi bir işe gitmiyorsanız, staj vesaire yapmıyorsanız en azından sorar. Sonra katılım sağlamış kongre bilgileri çok kıymetli. Çünkü bakar siz bu işlerle ilgilisiniz. Seçmelidir. Eklemek zorunda değilsiniz ama eklemelisiniz. Sosyal ilgi alanları nedir? Hiçbir şeyiniz yoksa onu da eklemelisiniz. Ben yüksek lisanstayken sosyal ilgi alanlarımı yazıyordum. İşte futbol oynamak, ne bileyim satranç, kitap okumak falan yazıyordum. Hocalar hani sorarsa kitap okuyorum sonuçta futbol da oynuyorum. Anlatırdım diye düşünüyordum. Tamam mı? Şimdi hemen bakalım hızlıca. Geçiyorum burayı. Bak bir tane resmi fotoğraf. Görüyor musunuz? Önlüklü mönlüklü, kravatlı gayet güzel. Bir tane fotoğraf gayet gülümseyen bir fotoğraf. Adınızı yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi, işte evlilik durumu, e-mail adresinizi, telefon numaranızı da yazmalısınız. Çünkü sizi arayabilirler. Ve kesinlikle önemli bir nokta editlenme tarihi. Meğerse şu editlenme tarihini de yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? İlk kısım bu. İlk kısım bu şekilde. Aşağıya geliyorum ikinci kısım. Artık CV başlıyor. Bak önce kimlik bilgilerini verdik ve editlenme tarihi, bunun düzenlenme tarihi. İkinci kısım nedir? Eğitim bilgileri. Fizik mezunu, nükleer fizik yüksek lisans, biyofizik, işte sağlık bilimlerinde Marmara'da, sonra işte yurt dışında çalıştı diye.
Eğitim bilgilerinizi kesinlikle vermelisiniz. Eğer burası boşsa, şu an üniversite öğrencisiyseniz, bir üst adım olarak lisenizi yazmalısınız. Ayrıca yine ekstra bilgi eklemek istiyorsanız, puanınız yüksekse mesela lisede 95 ise mesela 100 üzerinden 95/100 yazmanız lazım. Veya şu an okul, üniversite notunuz yüksekse işte 95/100 yazmanız gerekiyor. Bilimsel arka plan dediği şey ne? Eğer çalıştığınız bir şey varsa, çalıştığınız laboratuvar varsa bu kadar detaylı yazmalısınız. Çalıştığınız tarih. Orada ne olarak çalıştın? Nerede çalıştın? Hocan kimdi? Hangi alanda çalıştın? Hangi başlıkta çalıştın? Bunları tek tek yazmalısın. Neden? Çünkü sen oraya başvururken Yeşim Öktem'e ulaşacaklar. Cem Özen'e ulaşacaklar. Diyecekler ki Enes Akgül sizin orada çalışmış 2 yıl. Nasıl biriydi? Onlar da iyiydi, kefiliz dedi mi konu kapanır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu detaylı bir şekilde yazmalısınız diyoruz. Sonra geliyoruz, makaleniz varsa eğer, özellikle işte impact faktörü Q değerli makaleniz varsa, yine bir referans formatı var, biliyorsunuz işte APA formatı olabilir veya diğer formatlar. Kaynakça şeklinde sırayla yazıyorsunuz. Kongrelerde sunum yaptıysanız yine aynı şekilde sırayla yazıyorsunuz. Ödülünüz varsa sırayla yazıyorsunuz arkadaşlar. Burslar da ödül kapsamına girer. Scholarship'ler, scholar'lar ödül kapsamına girmektedir. Onları da eklersiniz. Kıymetlisiniz ki size burs vermişler, değil mi? Gelelim öneri mektubuna. Recommendation letter dediğimiz öneri mektubuna. Bu herkesten istenmez. Tekrar söylüyorum. Gerçekten sizi iyi tanıyan uluslararası isimler olursa oldukça önemli. Nedir mesela arkadaşlar? Enes Akgüz'ü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ABC Laboratuvarı'na doktora sonrası araştırmacı yapması adına öneriyorum. Kim önerecek mesela? Önemli isimlerden biri olacak ve o önerecek. Şimdi bizden istenen şey nasıl olacak? Sıralama nedir? Önce eğitim durumunuzu, motivasyonunuzu ve yeteneklerinizi ne şekilde göstermesi gerekiyor? Kim olduğunuzu söylemeli yani. Hoca yazacak bunu bu arada, siz değil. Ama bazen büyük hocalar zaman ayırmaz buna. Der ki sen yaz, ben onu düzenleyeceğim der. Ben şimdiye kadar kimlerden öneri mektubu aldıysam hep böyle söylediler. Ben yazdım, ortalama bir şey. Eğer eksik gördüyse biraz daha abarttı, abartılı gördüyse yumuşattı. Enes Akgüz'ün biyofizik doktorası vardır. Bak kısa kısa cümleler. Şöyle makaleleri vardır. Deney yapmaya yetkindir, çalışkandır, motivedir, takım oyuncusu olduğunu da gözlemledim. Sonra hikayesini sorar. Bak önce sizi tanımlayacak. Sonra nereden tanıştınız yani? Nereden tanıyorsun? O da diyecek ki şu web sayfasında tanıştık. Bir makalem hakkında soru sordu. Sonra proje geliştirdik. Q1 Çelekli şu dergide yayınladık. İlk isim olarak yer aldı. Ben sorumlu yazardım. Çok büyük disiplini gösterdi ve süreci yönetmeyi becerdi. Yani mükemmel bir şekilde gayet temiz, abartmadan ne varsa onu söylemiş oluyor, değil mi arkadaşlar? Son olarak da neyi söyleyeceksiniz? Son olarak Enes Akgüs'ü neden öneriyor? Sonuç olarak başarılı olacağına inanıyorum. İşte laboratuvarla beraber literatüre katkı yapacaktır. Mektupla ilgili, bu cümle en önemlisi. Mektupla alakalı bir sorunuz varsa da bana ulaşmaktan çekinmeyin der ve sonra da mesela Orin Deniski yazdı bana, ayıptır söylemesi arkadaşlar. Ve sonra da hoca en son kısmına ekler mail adresini, bilgilerini. Bak telefonu da yazmış. Ki zaten her şekilde arayacaklar yani. Bu sahte mi, gerçek mi? Ben şimdiye kadar belki 50 yere başvurduysam hepsinde Orin Deniski'yi aramışlardır herhalde. O da ben bu çocuğa nereden verdim bu mektubu diye düşünüyordur herhalde. Ama zaten kısa cevaplar verdiği için problem yok. Yes, no diyor sadece. Evet, tarih. To whom it concern çok önemli. Bu şekilde yazılmalı. Bir hocanın ismi değil, ilgili kişiye denmeli. Sonra da az önce gösterdiğim gibi konu anlatılmalı arkadaşlar. En son imzası olacak tabii ki ve okul bilgileri gördüğünüz gibi. Gayet basit bence, değil mi? Öneri mektubu gayet basit. Gelelim davet mektubuna. Davet mektubu da invitation letter, özellikle oraya gitmeniz için gerekli olan veya bir resmi bursa başvururken ulusal bursa, uluslararası davet mektubu alın diyor. Hoca nasıl yazılacağını bilmez. Siz hocaya örnek göndermelisiniz. Göndereceğiniz örnek davet mektubu üzerinden de o konu ilerlemeli arkadaşlar. Hoca sizden ister her zaman. Ne olmalı bir kere? Bir kere hocanın kimlik bilgileri, kurum bilgileri, resmi anteti olmalı ve yine to whom it may concern yapısı olmalı diyoruz. Çünkü birden fazla amaçta kullanılabilir. Human resource dediğimiz insan kaynakları kullanabilir. Hoca onu bir projeye başvururken kullanabilir. İlgili kişiye dediğinizde konu tamamlanır. Neyi söylemeli özellikle? Nereye davet etti? Neden davet etti? Ne kadar süreliğine davet etti? 3 ay mı mesela, değil mi? Hangi araştırma projesi? Bursu var mı? Parası var mı? Bu sorular net bir şekilde ifade edilmelidir. Örnek, Enes Akgün, Wisconsin Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü 1 yılına gelmek üzere davetlidir. Bak 1 yılına diyor. Vizeyi falan da ona göre ayarlıyorlar bu arada. Yani siz bunu
Hiçbir şekilde yani şeye açıklık yok arkadaşlar. Yani sahtekarlığa burada açık bir kapı sıfır. Çünkü sürekli arayıp onaylanıyor, arayıp onaylanıyor. Sonra okulu övme. Davet mektubunda okulu överler. Sadece sizle alakalı durumlar değil, neden oraya gittiğinize dair. Yani niye oraya gidiyor ki? Ne farkı var? Hani ülkesinde kalsa olmaz mı sorusunun cevabı. O da diyor ki burası dünyanın en iyi laboratuvarı şu konuda. Açıp bakabilirsiniz diyor. Ben mesela Harvard'a başvururken gelen davet mektubunda oradan Nobel almış hocaların listesi vardı mesela. Hani buradan Nobel çıkıyor, buraya gelmesinden daha normal bir şey yok diyor mesela. İşte bakın, işte Harvard Tıp'tan gelen davet mektubu. To whom it concerns ne? NS-800 burada TÜBİTAK projesiyle gelecektir. David Klebman laboratuvarında yer alacaktır. 1 Mayıs 2022'de burada olması beklenmektedir. Burada araştırmacı bilim insanı olarak, araştırmacı bilim insanı ya da işte buranın associate personnel olarak gelmesi beklenmektedir diyor. Sonra çalıştığı konuyu söylüyor kısaca. Ben biyofiziksel soruları çözüyorum. Enes de burada onunla alakalı gelecek. Yeterince burada yazmaya, çizmeye zamanı, yeri var. Benim laboratuvarım her açıdan ona açıktır. Aynı şey. Davet mektubunda diyor ki eğer bir sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. David Clapham bilgileri ondan sonra. Yani davet mektubunda sahtekarlık yapmak mümkün değil. Önerim mektubunda sahtekarlık yapmak mümkün değil. Direkt bu hocayı arıyorlar. İstediğin kadar güvenilir ol. Çünkü o bir prosedür. Yani bundan kaçamayız arkadaşlar. Tamam mı? Prosedür üzerinden ilerleyecek. Evet. Son olarak motivasyon mektubu. En zorudur. Motivasyon mektubunda benim bu gösterdiğim yöntemle burs alan en az 3 tane öğrenci tanıyorum. Burs alan. Motivasyon mektubunda böyle nasıl diyeyim? Çok ciddi, çok resmi cümleler yazmamalısınız arkadaşlar. Sadece yapıya dikkat edelim. Bir kere tarih bilgisi sağ üst köşede. Yine to whom it may concern. Sonra motive olduğunuz yerle alakalı net cümleler. İki cümleyle. Şuraya başvuruyorum. Bu konuya motiveyim diye. Ben size bu mektupları göndereceğim bu arada. Bu üç tane örnek gönderirim. Ona göre hazırlarsınız. Birinci paragraf direkt neye motive olduğunuzu. Yani genel ifadelere değil. İşte nörokardiyoloji laboratuvarına mı başvuruyorsunuz? Ben nörokardiyolojiye motiveyim diyeceksiniz. Bu konuyla alakalı işte motive bir şekilde hazırım. Eğitim durumunuza dair bilgiler, özellikle okulla alakalı kısaca bir bilgi, sonra nörokardiyolojiyle alakalı işte eğitim aldıysanız onunla alakalı bilgi. Sonra neden burası? Neden ben sorusu var ya, neden ben sorusuna karşılık gelen bir şey bu. Sonra orada metodolojiler öğreneceksiniz mesela. Diyelim ki işte patch clamp öğreneceksiniz. Onu yazacaksınız. Ben patch clamp öğrenmeye motiveyim. Geldiğimde orada problem çıkarmayacağım. Bu ne ya demeyeceğim. Öğrenmek istiyorum diyeceksiniz. Sonra hedefleriniz. Ben orada en iyilerden biri olmayı hedefliyorum. İlk 5 yıl içinde işte dünyanın en iyi patch clamp yapılan laboratuvarında kendimi görmek istiyorum. Ona göre çalışacağım. Sonra duygusal ifade. Motiveyim, takım oyuncusuyum, herkesle çok iyi geçinirim. Hiçbir şekilde işte şey de yazabilirsiniz, dini, politik hiçbir problemim yok. İnsancılığım, hümanistim, gülümsemeyi severim, yürümeyi severim, koşmayı severim, okuma yapmayı severim diyeceksiniz. Bu kadar. Sonra başvurumu değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Cevabınızı dört gözle bekliyorum. Best regards her zaman. Adınızı yazacaksınız. Ad, ünvan, kurum bilgileri, mail adresi, telefon numarası. Bu kadar. Yani 35-40 cümleyle kendinizi ifade etmelisiniz. Bu da örneği. İşte bir tane üniversiteye yazmıştım. I am fully motivated. Bu tabii şey bayağı eski. 2018 ama iş yaptı bu yani. Arkadaşlar. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar bunlarla alakalı.